Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda evde bulabileceğiniz malzemelerle nasıl elektrik üretebileceğinizi anlatacağım. İyi seyirler. Bunlar arasında bir adet büyük bir DC motorumuz var. El yapımı bir dinamomuz var. Bir adet oyuncak motor ve bir adet de hoparlör var. Göreceksiniz zaten nasıl oluyor bu hoparlörle. Şimdi öncelikle bu ev yapımı dinamodan başlayalım üretime. Multimetrenin probelarını bağlayayım buraya. Tamam, oldu bu. Bunu da yapalım. Bunu da yaptık. Şimdi hemen multimetremizi voltaj kısmına getirelim. Ekranda göreceğiniz değerler milivolt cinsinden olacak. Şimdi döndürelim. 1.3 milivolt falan çıktı. Çok düşük bir elektrik üretiyor bu. Hemen akımına bakalım bunun. Göreceğiniz değerler mikroamper cinsinden olacak. 10 mikroamper civarı üretiyor bu. Şimdi sıra bu oyuncak DC motorda. Hemen neredeyse akımı miliampere düşürelim. Çünkü bu biraz fazla üretiyor. Küçük dinamo gibi değil bu. Hemen şöyle koyalım bunu. Tamam, oldu. Multimetre burada. Şimdi çeviriyorum bunu. 2 miliamper falan çıktı. 4 falan, 9, 12. Bununla led yakamayız. Yani yanar da ama çok küçük ledler yanar. Arduino'nun üzerindeki, Arduino'ya bağladığımız o büyük ledler yanmaz bunlar. Ama belki 13. pine bağlı olan led yanabilir ya da TX ve RX ledleri yanabilir bu elektrikle. Şimdi sıra geldi büyük DC motorumuza. Bu 20.000 RPM'lik bir motor. 20 ampere kadar da zorlanabiliyor bu. 2 amperle çalışıyor. Şimdi hemen takalım bu uçlarını. Oldu. Bunu miliampere getirelim. Göreceğiniz değerler miliamper cinsinden olacak. 43 çıktı az önce, 36 çıktı. Hemen voltaja bakalım. Göreceğiniz değerler volt cinsinden olacak. 0.4 volt falan çıktı. Şimdi sıra geldi hoparlöre. Bunun için 1 volt ayarlayalım multimetreyi. Hoparlörü şöyle koyalım. Pardon arkadaşlar, bu düştü. Şimdi hoparlörün şuradaki uçlarına değdirelim bu multimetrenin uçlarını. Oldu. Şimdi ben bunu yere vurdukça bakın nasıl da voltaj artıyor. Bu nasıl olacağını nasıl olduğunu soracak olursanız, aslında bu ikisinin yapısı aynı. Hemen bir ampere de göstereyim. Ondan sonra anlatayım sizlere ne kadar akım ürettiğini. Yere vurdukça 1 mikroamper üretiyor. Şimdi bunu nasıl çalıştığına göz atalım. Aslında bu ikisinin yapısı aynı. Ancak bu elektrik üretmek için tasarlandı. Bu da elektrik tüketmek için. Buradaki mıknatıs döndükçe burada elektrik akımı oluşuyor. Bunun içine aynı şekilde mıknatısla bobin var. Biz bunu vurduğumuz zaman mıknatısla bobin titreşiyor. Bu şekilde çok düşük bir akım üretebiliyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.